Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan küreselde kasmaya devam edeceğiz. Şu anda sezonun da son vakitlerindeyiz. Sezon bitene bir gün 13 saat kalmış. Sıralamamızda dünyada 727. Destemizde madenci kontrol. Tekrardan da Kara Prens'e geri döndüm. Şimdi hem maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Hugo. Bakalım ne oynuyormuş. Buz ruhu ile başladım. Tamam, Tomut da atalım. Rakip de madenci oynuyormuş. Bu arada dünkü videodan sonra Minifekka'yı biraz daha denedim ama tekrardan Kara Prens'e döndüm. Yani Kara Prens gibisi yok sanırım. Her yönden baktığımızda en avantajlı Kara Prens gibi duruyor. Yani şu an yani bu sezonda bir sürü deste denedim artık ama nihai kararım bu deste oldu. Tamam. Maça biraz kötü başladık. Ama buz ruhu sayesinde madenciden çok fazla hasar yemeyebiliriz. Derken bunlar vurmasın. Bir tanesi vurdu. Şu an bayağı iksir harcadı aslında. Güzel, şövalyeyi de yanlış attı. O çok güzel. Çok agresif oynamıştı. Yani madenciyi bırakıp Kara Prens'i savunması lazımdı ama yanlış attı şövalyeyi. Doğa yıkıcı geliyor. Pakete yeter miksir. Bir tanesi vurdu. Maşa bayağı aksiyonlu başladık. Tomruk atarsa atmadı. Goblinleri gönderecektim. Şimdi yolladım. Güzel. Evet, bu sefer de biz öne geçtik. Bayağı aksiyonlu bir maç geçiyor şu anda. Şöyle felaketi attım. Duvar yıkıcı da atarsa onu da savunmuş olalım. Evet, rakip tekrar öne geçti. İkimiz de hızlı deste oynuyoruz ama maça hızlı başladık. Yani tabii hızlı başlamamız normal ama genelde savunulurdu. Şöyle bir zehir tahmin etti. Tomru yok. Zehir var ama yine de goblinleri attım. Güzel. Tamamdır. Şimdi bir madenci tomruk yapalım. Bir de zehir. Madenci biraz vurman lazım. Güzel. Paketimiz var şu an. Kazandık mı? Hasar yetiyor mu? Yetmesi lazım ucu ucuna ama. Güzel. Ya çok garip bir maç. Normalde maçlar böyle olmaz. Ha, ilk bir X'de ikimiz de bayağı hasar yedik ama. Güzel. Sıralamamıza bakalım. 669. Devam edelim. İkinci rakibimizi bulduk. Madenci ile başlayacağım. Bu destede elektro ruh da kullanan var bu arada. Ben buz ruhunu daha çok seviyorum zehir varken. Tamam. Oo, yalnız o kuleye kilitlendi. Sonra geri döndü. Nasıl döndü anlamadım ama. Neyse, yine biraz hasar yedik. Rakibin destesi goleme benziyor. Hızlı başladı maça. Evet, burada madenciyi kullanacağız mecbur. Bu rakipte iki hava kartını gördük. Kasırgası vardır zaten. Evet, boş bir kasırga oldu. Ağır büyüsü olduğunu sanmıyorum. Çarpması da yoktur. Yani felaket çalışır. 2x'e kadar da sanırım golem atmayacak. Evet, ona zehir basacağım. Biz de ufaktan vuralım.
Şu an belki golem atar. Çok iksir harcadık diye. Attı. Evet, bakalım varili var mı? Varmış. Tamam. Yani 1x'te rakip de yıldırımda olmadığı için golemden korkmuyorum. Felaketle savunuruz. Güzel. Önce de golemi gördü. Evet, destekliyor ama ya hepsi ölecek onların. Biz de şöyle madenci atalım. Onu da zehirleyeceğim. Şu an golemi döndü sanırım. Atabilir burada. Evet. Evet, bu maçta felaketi iyi korumamız lazım. O barbar vursun. Rakipte yıldırım yoksa felaketi kurursanız rakibin golemini de eritirsiniz. Arkasındaki kartlar için zaten zehir paket. Güzel. Yavruyu da kara prensle tutalım. Biraz fazla iksir harcadık ama sorun değil. Felaketi bir tık daha geriden atsak daha iyi olur. Zehri attım. Paketi de atalım. O, bu arada üçüncü bir hava kartı varmış rakipte. Onu da öyle durduralım. Ya şu top arabası orada savunma kartlarımızı öldürüyor. Güzel. Hiç baskı falan yapmıyorum. Zaten felaketi korusak dediğim gibi rakibi savunabiliyoruz. Hasar da döndeyiz. Tüm iksirimi de o yüzden savunmada kullanıyorum. Belki şu an bir madenci atabilirim. Evet, hiç gerek yok. Şurayı savunalım. Şu top arabası varsa rakipte bayağı dikkat etmeniz lazım. İttirip ittirip bir şeyler deniyor rakipler. Tehlikeli bir kart. Yumurtayı kaçırdık ama tamam, sorun değil. Şimdi 3x'e de girdik. Rakip daha sağlam gelecek. Kara prensimiz şarjlansın. Zehir ve paket çok önemli goleme karşı arkadaki kartları etmek için. İkincilerini de şu an döndürmemiz lazım. İkinci zehir. Önce kara prens attım oduncu vurmasın diye. Tertemiz. Güzel, son 10 saniye maçı kazandık. Ya gördüğünüz gibi sadece savunma yaptım. Çünkü rakibi savunabileceğimi biliyordum bu desteğiyle. Öyle de oldu zaten. Evet, 580'ciyiz. Yerel sıralamamıza da bakalım. Herhalde de biraz yükselmişizdir. 11'inciyiz. Son maça doğru geçelim. Son rakibimizi bulduk. Turist geldi. O, kendisini bilmiyorsanız ya dünyanın en iyi pek oyuncusu diyebilirim herhalde şu an. Birkaç sezon önce birinci bitirmişti. Direkt de Pekka ile başladı. Bu arada kendisiyle geçen sezon sonunda karşılaşmıştık. Tabii o zamanlar Rocket'le oynuyordum. Yenmiştim kendisini. O altın şövalye biraz sıkıntı. Bakalım zehirle de yenebilecek miyiz? Oraya bir paket. Felaket. Elimize çabuk gelmediği için biraz sıkıntı yaşadık. Paketi attım ama iksirde biraz zarardayız. Güzel, o çarpmayı atması iyi oldu. Ya böyle iyi oyuncular, hele de Pekka spam gibi bir deste oynuyorsa
Bir iki iksirlik karı bile çok iyi kullanıyorlar. Şu an rakipte Haydut yok. Turist Haydut'u da çok güzel kullanıyordu. Şu an biraz heyecanlandım ona karşı oynarken. Şöyle bir madenci atalım. Geçen sezonda sezon son günü ya da yine bir önceki gün denk gelmiştim. Güzel. Tomru da atalım. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Vareli falan yok. Goblinleri rahatça atıyorum. Pekka'yı arkadan attı. Felaketi bu kadar erken dikemem. O yüzden madenciyi gönderdim. Kara Prens'i de tersten atıyorum. Pekka'ya yem olmasın. Pekka'yı felaketle savunmamız lazım. Evet, duvar. Tamam. Paketi şu tarafa. Güzel yetenek. Biraz boşa gitti. Zehiri de atacağım. Bir de tomruk. Güzel. Normalde arkadan gelen Pekka'ya roket atardık ama artık o dünya öyle bir dünya kalmadı. Tamam yine tersten Kara Prens. Tamam şimdi buz ruhunu orada kullanabiliriz. O kulemize uçamaz bence. Güzel. Pakede minyonlara. O yalnız buz ruhumuz öldü orada. Tamam. Yalnız beklediğimden daha rahat geçiyor maç. Şimdi bir anda kaybetmeyelim ama. Geçen sezon karşılaştığında bayağı zorlamıştı beni. Tamam. Defansif madenci. Bu maçta da çok atak yapmıyorum gördüğünüz gibi. Ya zaten madenci kontrolde en önemli şey savunmak. Savunmaya iksirim yetecekse, hani ekstra iksirim varsa gidip atak yapıyorum. Savunmamı riske atacaksa atak yapmam. Genelde böyledir. Kara Prens bizi biraz sattı. Güzel felaket son canıyla çalışır orada. 3x'e de girdik. Daha kulemize doğru düzgün dokunamadı. Evet. Şöyle bir zehir. Paket tomruk. Şu an çok fena geliyor. Oo, bayağı vurdu. Evet bundan korkuyordum. Full agresif modu açtım o zaman. Hasarda gerideysek mecbur atak yapacağız. O uçamaz. Bir zehir daha lazım ama o da zehir attı. Önce paket. O çok iyi tutturdu. Evet, son madenciyi tahmin etmese kazanıyorduk. Yine de güzel maçtı. Bir yerde yakalanmasak daha güzel olabilirdi ama sağlık olsun. Evet videonun da burada sonuna geldik. Sıralamamız da 667 olmuş. Son 5 eşleşmelere bakalım. İlk eşleşme bence ortadaydı. Zaten destekimiz rakiple birbirine çok benziyor. İkincisinde bizdeydi. Üçüncüsünde de ufak bir avantajımız olabilir ama karşımızdaki dünyanın en ipek karısı olunca zaten kolay bir maç olamazdı. Yine de güzel maçtı. Bir yerde yakalandık. Sağlık olsun. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.